Merhaba, haftanın ilk gününden iyi günler. Bugün yine dünyaya uzanıyoruz, İngiltere'ye gidiyoruz. İngiltere'de ne oldu diye konuşacağız. Ben hemen kısa bir özet geçmek istiyorum. Geçtiğimiz pazartesi, yani 29 Temmuz pazartesi, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Southport kasabasında bir atölyede, Taylor Swift atölyesinde, bir dans atölyesi yanlış hatırlamıyorsam, 3 kız çocuğu 17 yaşındaki bir genç tarafından öldürüldü ve bu ölümün ardından başlayan tartışmalar var İngiltere'de. Yayılan bir aşırı sağcı ve Müslüman karşıtı protestolar var. Neredeyse 150 kişi gözaltında. Neler oluyor? Neden oldu? Bunların hepsini konuşacağız. Gazeteci Kumru Başar ile Londra'dan bize katılıyor, sağ olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen neler oluyor diye başlamak istiyorum. Yani biz Türkiye'de de merak ediyoruz. Bunun aslında bir dezenformasyon kampanyasıyla, yalan haberle yayıldığını okuyoruz, yazıyoruz ama ilk ağızdan sizden dinleyelim. Ben de neler oluyor diye sormuş olayım. Evet, bu çok korkunç, gerçekten ürkütücü olan dans atölyesi basılması ve 3 kız çocuğunun öldürülmesi, 5'i hala hastanede bu çocukların, yaralanan yetişkinler var vesaire. Çok şok edici bir olay. Bu olayın ardından bir takım Telegram gruplarında, kanallarında yayılan sahte haberler olduğunu anlıyoruz. Bu haberlerde insanlara bu cinayetleri işleyen kişinin 17 yaşında Ali El Şakat adında bir ve Manş Denizi'ni botla bu sene geçmiş olan bir kağıtsız mülteci, işte sığınmacı olduğu şeklinde bir haber yayılıyor. Bu öyle bir yayılıyor ki bir anda şeye dönüşüyor. Aslında bunun bir gerçekle hiçbir ilgisi yok. Sonuç olarak 17 yaşında olduğu dışında hiçbir bilgi doğru değil. Bu insan Galler'de doğmuş, büyümüş. Annesi babası göçmenmiş, evet, ama Galler'de doğup büyümüş. Dolayısıyla Britanya vatandaşı olan bir Ruanda asıllı genç. Muhtemelen mental problemleri var, akıl sağlığı problemleri olmuş olabilir. Böyle, çünkü geçmişinde çok, yani burada eğitim görmüş, birçok sosyal faaliyetlerde bulunmuş, çok normal görünen bir çocuğun birdenbire böyle bir şey yapıyor olması gerçekten anlaşılabilir bir şey değil. Fakat bu yanlış bilgiler sonucunda bir takım öfkeli gruplar diyelim, sokaklara dökülüp bunu bahane ederek göçmenlerin yoğun olduğu ya da işte nasıl diyeyim, aslında göçmen demek de yanlış bazı durumlarda. Çünkü yani Britanya birçok bu ülkeye çeşitli zamanlarda gelmiş toplumlardan oluşuyor, kültürlerden, insanlardan oluşuyor ve bunlar arasında Asyalılar var, Afrikalılar var, değişik insanlar var. Bunların hepsi yeni göçmen değil, üçüncü, dördüncü kuşak göçmenler var. Britanya'nın eski sömürgelerinden buraya gelmiş insanlar var vesaire. Fakat esasen bunun bir beyaz İngiliz hareketi gibi göründüğünü söyleyebiliriz. Irkçı, aşırı sağcı bir hareket şeklinde ortaya çıktı ve işte ne bileyim, Asyalıların, Pakistanlı, Hindistanlı toplum burada çok geniş bir nüfusa sahip. Onların bulunduğu bölgelere, camilerine, işte siyah insanlara, derisi biraz daha esmer olan, saçı biraz daha koyu olan herkese saldırmaya yönelik bir şey. Ama böyle bir öyle bir belirsizlik var ki, yani kimisi mesela Hristiyanlık üzerinden bir şeyler anlatıyor. Kimisi işte bizim işlerimizi bunlar çalıyor. Kimisi diyor ki bunlar bizim kızlarımızı işte çeşitli pedofil ağlarına düşürüyorlar. Herkes kendi kafasından tutturduğu bir şey ile ve gerçekten bir hafta sonra bu öldürülen 3 kız çocuğu ve o korkunç, trajik olay unutuldu bile. Çünkü yapılan ayaklanmalar diyelim, şiddet eylemlerinin artık bu insanlarla hiçbir ilgisi kalmamış oldu. Yani durum şu anda böyle. Özellikle cumartesi, pazar İngiltere'nin en yoksul, en işsizliğin yüksek olduğu, en reel gelirleri gerileme yaşayan, sanayileşmesi çöken bölgeleri başta olmak üzere birçok yerde sokağa dökülen birkaç yüzler kişi, aslında bunlar çok kalabalık da değil.
Asyalılara ait, Müslümanlara ait dükkanları yağmaladılar, yaktılar. Kütüphaneleri, camilere saldırdılar. Bir kütüphane yakıldı, bir camiye saldırıldı. Ve dün de özellikle iltica başvurusunda bulunan insanların kaldığı iki otele saldırı yapıldı ki bu çok korkunçtu. Bunları yakmak istediler. İçeride insanlar korku ve dehşet içerisinde beklediler. Fakat polisin duruma hakim olmasıyla bu şeyler püskürtüldü. Hükümet çok çabuk harekete geçmiş görünüyor. Şu anda durum böyle, biraz sakinleşir herhalde hafta içi olması hasebiyle. Biz tabii burada Londra'da yaşayanlar olarak bunları çok hissetmiyoruz. Bu daha ziyade küçük eski işçi kasabalarında, yani artık sanayinin çöktüğü, insanların çoğunlukla işsiz kaldığı, yoksulluğun çok yaygın olduğu eski işçi kasabalarında daha ziyade meydana geliyor. Şimdi dezenformasyon dediğimiz zaman aklımıza genelde dünya genelinde birkaç ülke geliyor. O ülkelerden bir tanesi de Rusya ayağı. Yani bahsettiğiniz işte Telegram grupları vesaire, işte Telegram'ın da Rusya'da ne kadar aktif kullanıldığını akılda tutarak şu soruyu sormak istiyorum. Bir Rusya bağlantısı konuşuluyor mu İngiltere'de? Bununla alakalı kanıtlar var mı yok mu, ne söyleyebilirsiniz? Bu konuda hiçbir kanıt sunulmuş değil. Böyle ancak spekülasyon konusu olabilir bu. Bu muhtemelen aşırı sağın kendi içerisindeki bir takım örgütlenmeler olması daha muhtemeldir bence. Örneğin bu aşırı sağın son zamanlarda öne çıkan isimlerinden Tommy Robinson var. Kendisi ülkeyi terk etmiş aslında gösterilerden bir gün önce. Yaklaşan bir mahkemede tutuklanma ihtimali olduğunu fark edip ailesiyle birlikte Kıbrıs'a gittiği söyleniyor. Bu tür çevrelere yakın olan, eskiden İngiliz Ulusal Birliği diye bir grup etrafında örgütlenen, muhtemelen son seçimlerde Reform Partisi gibi göçmen düşmanlığı üzerinden politika yapan partilere oy veren insanların ve belki de bunlar arasında daha çok daha böyle herkes çok bilerek katılmıyor bu gruplara ya da bu partilere, çok bilerek oy vermiyor belki ama aralarında çok sert ideolojik şeye sahip bir çekirdek neonazi grubu da olduğu biliniyor. Buralardan kaynaklı olması daha muhtemel görünüyor. Herhangi bir ülke ismi üzerinden tartışılmadı. Şöyle sorayım, ismi de geçti. Şimdi seçimlerden de yeni çıkmış bir ülke aslında İngiltere ve verdik partinin ismini, işte Reform Partisi de değil mi? %2'lerden %14'lere kadar oyunu yükseltti. İşte konuştuğumuz bir isim var, partinin de lideri, Brexit'in de mimarı Nigel Farage. Nasıl bir tepki verdi bu şiddet eylemlerinin ardından? Önemli miydi konuşmaları? Biraz orayı da merak ediyoruz açıkçası. Varsa bir açıklaması merak ederiz, sizin de dikkatinizi çektiyse eğer tabii. Şimdi tabii İngiltere özelinde hiçbir politikacının kalkıp evet doğrudur bu eylemler demesi mümkün değil. Çünkü çok ortada ciddi şekilde kriminal suç işleyen insanlar var. Kundaklama, yağma, yakma, kırma, dökme, dövme, insanların hayatına yönelik tehditler vesaire. Bunları kimsenin çıkıp savunması mümkün değil ama Reform hep böyle bir yol izler zaten. Nigel Farage da çıktı, Reform Partisi lideri. Bu gösteriler iyice artık şeye dönüşmeye, şiddete dönüştüğü anda bunları onaylamak mümkün değildir falan tarzı açıklamalar yaptı. Fakat mühim olan bu olmuyor zaten. Yani şöyle bir şey oluyor, yani... Bunlar iyi çocuklardır aslında, öfkeli insanlardır ve aslında öfkelenmeye de hakları var. Ama tabii keşke işte o petrol bombalarını, molotof kokteyllerini, şeylerini kullanmasalar. Keşke daha kendilerini demokratik bir şekilde anlatsalar falan gibi şeyler söylenir. Ama bu söylem, yani bir şekilde aslında haklı olduklarına dair işaretler veren, ona zemin hazırlayan açıklamalar yapılacaktır, yapılıyor sosyal medya üzerinden, direkt Nigel Farage olmasa bile. Bu
aslında beklenen bu zaten. Yani bu ekipleri, bu insanları, bu birkaç yüz insanı o sokağa dökülmeye cesaretlendiren şey bu oluyor. Özellikle medyada ve sosyal medyada haklı olduklarına dair. Yani evet yapıyorlar ama bir sorun niye? Yani sebepleri var. Tabii göçmen meselesi, göçmenler her şeyi alıyor tabii ki ve bu çok dayanılmaz bir şey falan gibi. Bir destek, bir manevi destek, bir politik destek buldukları anda olayların daha da alevlenmesi kaçınılmaz oluyor. O zaman iki soruyu bir sorayım şimdi size. Hem biraz hükümetin tavrını merak ediyoruz, hem de aslında halkın genelinde bu tarz şiddet eylemlerine karşı bir direnç, bir tepki var mı diye de merak ediyoruz. Dolayısıyla ben iki farklı yönü size sormuş olayım. Hem hükümeti hem halkı. Buyurun siz de söz, ne söylersiniz? Hükümetten başlayayım tabii. Hükümet çok net, açık ve hızlı bir tepki gösterdi. Keir Starmer, Başbakan İşçi Partisi lideri ve Başbakan Keir Starmer dün yaptığı ulusa seslenen açıklamasında bunun kabul edilemeyecek aşırı sağ eşkıyalık olduğunu, adını bu şekilde koydu. Ve bunların protesto değil şiddet eylemi ve suç olduğunu söyledi. Burada şeye çok dikkat ettikleri anlaşılıyor. Yani demokratik protesto hakkını herkes kullanabilir. Fakat bu yapılan şeyler demokratik protestolar değil. Başka insanların özgürlüklerini, yaşamlarını, hürriyetlerini tehdit eden suçlardır bunlar. Dolayısıyla bunları hiçbir şekilde hoş görmeyeceğiz. Ve bunu yaparken neler yapacaklarını da anlıyoruz. Bugün de bir olağanüstü toplantı yaptılar. Bakanlar, polis yetkilileri, istihbaratçılar ve işte savunmayla ilgili bütün örgütlerin temsilcileri orada bulundular. Ondan sonra yapılan açıklamalardan da anlaşılıyor. Çok hızlı ve sert bir şeye girecekler. Bu eylemlere katılan şu ana kadar 150 kadar insan gözaltına alınmış durumda ama buna yüzlercesinin daha eklenmesi bekleniyor. Çünkü çekilmiş olan videolar, kameralara yakalanan insanların kimliklerinin tespit edileceği ve sadece eylemlere katılanlar değil, bunları internet üzerinden teşvik edenlerin de hedefleneceği anlaşılıyor. Bunu açık açık İçişleri Bakanı Yvette Cooper da açıklamasında söyledi. Kapınızı çalacağız. Hiç öyle kurtulduk zannetmeyin, bunlara katılıp da şey yapamazsınız dedi. Bu sabah hatta ilk gözaltına alınanlar mahkemeye de çıkarılmaya başlandılar. Ve mahkemelerin gerekirse gece gündüz çalışarak bu insanları hızla haklarında deliller sunulup cezaları neyse vereceği anlaşılıyor. İlk çıkarılan birkaç kişi de çok enteresan, yani yapıyı biraz göstermek açısından örnek vermek istiyorum. İlk mahkemeye çıkarılan birkaç kişi mesela şöyle ifadeler veriyorlar. Yani biz gösteriye aslında katılmadık ama pub'da içiyorduk. Sonra dışarıda böyle bir şey olduğunu görünce biz de çıktık, bir varil attık. İşte oradan gittik, o dükkan açıktı, oradan yağmaladık falan filan. Şimdi yani biraz da böyle bir tuhaf bileşim var göstericiler arasında. Dolayısıyla bu hızlı ve etkili şeye girişecekleri, devam edecekleri anlaşılıyor. Bir de başbakanın söylediği bir başka şey, yani polis gücü yeter mi yetmez mi, sokağa asker çıkartılır mı çıkartılmaz mı, askere gerek yok dedi. Polis gücü olarak da bu konuda özel eğitim görmüş bir özel polis gücü de hazır bekleyecek bu tür olaylara müdahale etmek için diyerek bir başka işaret vermiş oldu. Burada işte hemen tabii sağdan eleştiriler gelmeye başladı. Sen nasıl aşırı sağ eşkıyalık dersin? Sen nasıl işte başka toplumsal olaylara müdahale edenden daha sert bir polis gücü kullanırsın? Halbuki olağan dışı hiçbir önlem alınmış ya da yasa çıkarılmış değil. Sadece olan yasaların bütün gücüyle uygulanacağını söylüyor başbakan. Aynı zamanda sosyal medyada yalan haber yayılması olayına karşı da bazı planlar yapmaya başladıkları, sosyal medya şirketlerinin temsilcileriyle görüşmeler yaptıkları anlaşılıyor. Bunun sonuçlarının ne olacağını göreceğiz tabii.
Onun dışında şeyler oldu. Yani İşçi Partisi'nin sol kanadında birkaç milletvekili, Apsana Begüm, Zara Sultana, Diane Abbott falan, bunlar parlamentoyu toplantıya çağır, topla dediler. Onu toplamayacağı anlaşılıyor. Keir Starmer, önceliğim benim sokaklarda güvenliği sağlamak dedi. Yine bu seçimin özel bir sonucu olan 5 bağımsız milletvekili var, biliyorsunuz. Bu 5 bağımsız milletvekilinin çoğu Filistin davası üzerinden İşçi Partisi'ne gösterdikleri tepkiyle aslında seçilmiş ve daha çok Müslüman Asyalı seçmenin oy ağırlığıyla da seçilmiş olan milletvekilleri. Aralarında Jeremy Corbyn de var, İşçi Partisi'nin eski lideri. Bunlar da İçişleri Bakanı'nı toplantıya çağırdılar, kendileriyle görüşmeye çağırdılar. Temsil ettikleri seçmen bölgelerinin sorunlarını, korkularını, şu an yaşamakta oldukları tedirginliği anlatmak istediklerini söylediler. Hükümet tarafında bunlar oluyor. Bunun dışında insanlara baktığımız zaman, mesela bu sabah dün saldırıya uğrayan otellerin bulunduğu bölgelerde temizlik yapılmış. Yani o atılan pislikler, şişeler vesairelerin temizlenmesi sırasında bölge halkının da bu temizliğe katıldığını görüyoruz. Yani bölgede yaşayan insanların çok önemli bir kısmı da bu yapılan şeylerden çok rahatsız. Onlar komşularıyla, işte her kökenden gelmiş olan, her türlü inançtan ya da yaşam biçiminden komşularıyla iyi geçinmek istediklerini televizyon ekranlarında anlatıyorlar. Bu çok cesaret verici bir şey. Aynı şekilde Belfast'ta örneğin bir grup kadının işte ırkçı gösterinin önüne geçip duvar olduklarını görüyoruz. Liverpool'da yüzlerce göstericinin yakılmak istenen bir caminin önünde toplanıp ırkçı topluluğa tepki gösterdiğini ve onları engellediğini görüyoruz. Gene şeyde South Yorkshire bölgesinde Asyalılar da kendi aralarında tabii yoğun oldukları, nüfus olarak yoğun oldukları yerlerde Asyalı gençler de bir araya gelip bunlara tepki gösterdiği zaman durum sadece polis ve aşırı sağcılar değil, bir de onların gösterdiği tepkiyle polisin arada olması şeklinde gerçekleşiyor. Ama tabii bu teşvik edecektir, yani Asyalı toplumlarda olsun, bu tür ırkçı saldırılar karşısında duyarlı olan insanlar olsun, tepkilerini gösteriyorlar ve bence onlar da tabanda örgütlenme yoluna gideceklerdir. Fakat eğer hükümetin bu girişimi şey olursa, yani hızlı hareket etmesi etkili bir şekilde gerçekleşirse, ben bunların çok uzun süre devam edebilecek şeyler olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir talebi yok yani. Gerçekten nedir talep yani? Göçmen gelmesin bu ülkeye mi? Halbuki işte göçmen sayısını azaltmak için zaten İşçi Partisi'nin bir projesi var. Onlar açıklıyorlar vesaire. Yani şey yok, ortada gerçekten somut bir talepleri yok. O nedenle çok uzun ömürlü bir durum olacağını tahmin etmiyorum. O zaman son olarak da, gerçi biraz ilk soruda bahsettik ama yine İngiltere'de, yani aslında sadece İngiltere'de değil değil mi? Yani dünyanın dört bir tarafında bu şiddet karşıtı eylemleri görmeye başladık. İşte yakın zamanda Türkiye'de de örneklerini gördük. Kayseri'de yaşanan gelişmeler Suriye karşıtlığı üzerinden. Kimi yerlerde Suriye karşıtlığı, kimi yerlerde göçmen karşıtlığı, kimi yerlerde sığınmacı karşıtlığı fark etmez ama dünyanın dört bir tarafında aşırı sağında hem seçimlerde hem de gözle görülür bir şekilde halkın arasında yükselmesiyle birlikte bu tarz eylemlerle çok sık karşılaşır olduk. Nedenini sorayım, nasıl yorumlamak lazım, nasıl okumak lazım, özellikle tabii İngiltere özelinde neler söylemek istersiniz, öyle kapatalım isterseniz. Ya bu çok gerçekten işin özüne giden bir soru ve çok önemli buluyorum bunu. Çünkü yani evet, başta söyledik, bu gösteriler ya da bu şiddet eylemleri diyelim, saldırılar, İngiltere'nin en yoksullaşmış, en yoksullaşmadan nasibini almış, işte işsizlikten nasibini en kötü almış bölgelerinde oluyor vesaire. İşin bir ayağı bu. Yani bu olmazsa kimseyi zaten sokağa çıkartamazdınız. Ama bunların ırkçı gösterilere, göçmen düşmanlığına dönüşmesi gerekmeyebilirdi. Yani bu tür isyanlar
ne bileyim ben 2011 yılında bir işgal hareketine dönüşmüştü. Sol bir hareket, sol demokratik barışçı bir harekete dönüşmüştü. Ya da başka zamanlar başka türlü isyanlara, taleplere dönüşebilir. Ama göçmen düşmanlığına özel olarak dönüşmesinin bir sebebi var. Bu da bence yani bu ülkede işte oy almak için politikacıların, hükümetlerin, kendi üzerlerindeki sorumlulukları yerine getiremeyen herkesin sorumluluğu bir takım insanların üzerine yıkması. Yani göçmenler yüzünden olmuyor. İşsizsiniz çünkü göçmenler var. Onlar sizin işinizi alıyor. İşte yoksulsunuz, yoksullaşıyorsunuz çünkü sosyal yardımları göçmenler alıyor vesaire gibi. Bunu Türkiye'den de iyi bildiğimiz söylemler bunlar. Bunlar nerelerde yayılıyor? Yani bu çok önemli. Bence bunların hegemon söylem, yani artık sadece aşırı bir söylem değil, merkez siyasete ve medyaya egemen olmuş söylemler haline gelmesi. Bakarsanız İşçi Partisi iktidarda ama göçmenler söylemi söz konusu olduğunda aşırı sağın söylemleri geçerli. Aslında bu 14-15 yıldır en azından böyle. Ve bu hem çok satan bulvar gazetelerinin dilinde kendisini gösteriyor. Hem işte Reform Partisi gibi aşırı sağcı partiler zaten bunun öncülüğünü yapıyorlar ama sadece onlarla kalmıyor. Onların diyelim ki 5 milletvekili var. %14'e tırmandılar ama işte hiçbir zaman iktidar olma şansları yok bu ülkede bu seçim sistemi içerisinde. Ama baktığınız zaman örneğin onların söylemleri çok ateşli ve popüler destek bulduğu görüldüğü zaman ana akım partiler tarafından da benimseniyor. Muhafazakar Parti giderek sağa kaydı ve o göçmenler konusunda mesela çok aşırı şeyler noktalara vardı. Yani Muhafazakar Parti iktidarını ki 2 ay öncesine kadar İngiltere'de iktidardılar 14 yıl boyunca göçmenler konusundaki söylemi gerçekten dehşet vericiydi. Ruanda projesi gibi çılgın bir projenin peşine düştüler. Yani akıl alır gibi bir şey değil. Ruanda gibi bir ülkeye iltica başvurusu yapmış insanları göndermek para karşılığında. Ruanda'ya para verilecek. Onları işte ne yaparlarsa yapacaklar. Yani bu kadar tuhaf yerlere gelindi. Neyse ki İşçi Partisi o projeyi iptal ettiğini duyurdu. Ama İşçi Partisi'nin de söyleminde hiçbir zaman yani bunlar kadar sert aşırı sağcı bir söylem olmasa bile ya göçmenler de insan haklarına sahip insanlar. Onlar da bir sebeple buradan kaçıyorlar. Onların da yararlanacağı, bizim toplumumuzun da yararlanacağı bir çözüm yaratalım gibi bir alternatif sunmadı İşçi Partisi. Hep bu popüler, evet göç çok büyük bir sorun. İşte bunu halletmeliyiz, onların işte gelişini azaltmalıyız, şöyle yapmalıyız. Şimdi bu ne demek? Yani bu aslında altında gerçekliği olmayan bir şey. Çünkü İngiltere'ye aslında bakarsanız geçen yıl 2023 yılında 600 bin küsur net göç var. Yani ülkeden gidenler ile ülkeye gelenler arasındaki fark 650 bin civarında. Şimdi bu insanların çoğu vizeli, iş bularak vesaire yaparak normal yollardan kağıtlı gelen insanlar. Bu insanların içerisinde sadece ve sadece 43 bin tanesi falan manşı botlarla geçenler. Bu büyük bir sorun değil. İngiltere 70 milyon nüfuslu bir yer. Yani 40 bin insan geldi diye Ruanda'ya milyonlarca sterlin şeyler yapılıp anlaşmalar yapılıp göçmen gönderilmesi. Ama bunu akıl dışı şeyler yani. Ya da bu ülkede büyük bir göçmen sorunu var ya da ilticacı sorunu var falan demek. Çok akıl dışı şeyler değil. Yani somut olarak, maddi olarak böyle bir sorun yok. Fakat bu ülkede son 14 yıldır insanların reel ücretleri geriledi. Yani %10 ila 20 arasında gerileme var reel ücretlerde. Bu çok ciddi bir yoksullaşmaya tekabül ediyor. Dolayısıyla bunu da bir şekilde açıklamaları lazım. Mültecilere çıkıyor bunun faturası. Bu noktada şunu söyleyebiliriz. Yani mülteciler, örneğin COVID sırası, yani
bu insanlara İngiltere'de sürekli denildi ki Avrupa Birliği'ne üye olduğumuz için biz yoksuluz aslında. Onlar çok fazla kural koyuyorlar. Biz bu kurallardan koptuğumuz zaman ulusal egemenliğimizi alacağız Brexit'le ve siz de harika yaşayacaksınız, biz de çok iyi olacağız falan denildi. Brexit oldu, hiçbir şey olmuyor. İnsanlar yoksullaşmaya devam ediyorlar, hatta daha hızlı yoksullaşıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu insanların yani şöyle bir duruma geldi. Neden peki yoksullaşıyoruz? Brexit de oldu, ulusal egemenliğimizi de aldık. Mülteciler yüzünden yoksullaşıyoruz. Böyle bir şey oldu. Halbuki mesela bunun tersinin doğru olduğunu biz Covid sırasında yaşadık. Covid sırasında ülkeye işçi akımı durdurulduğu için tarım ürünleri alınamadı, tarım yapılamadı. Tarımda işçi yok. Yani İngiliz gidip tarımda çalışmıyor demek ki. Yani işsizlik var ama o belli alanlarda işsizlik var. Her sektörde yok. Sağlık alanında çok büyük işçi açığı var ve şu anda sağlık sektöründe hemşire olarak çalışanların çok önemli bir kısmı Afrika ülkelerinden geliyor. Karayip ülkelerinden geliyor. Şimdi tarım alanında çalışanların önemli bir kısmı Doğu Avrupa'dan geliyor. Şimdi ulaştırma böyle bir şey. Ulaşım, nakliyecilik alanında da böyle. Bunların hepsinde büyük sorunlar yaşandı. Aslında göçmenler bir gün iş bıraksa bu ülkede hayat durur diyenler haksız değil. Çünkü bu ülkenin ekonomisi artık öyle bir ekonomi. Ha şöyle bir şey var. Evet, göçmenler ucuz emek olarak kullanılıyor ve bu nedenle ücretler düşük tutulabiliyor bir rekabet unsuru olarak. Bu doğru. Ama bunun sorumlusu da göçmenler değil elbette. Sonuç olarak bu şey İşçi Partisi önlem alıyor ama aslında bence şey de yani bu ideolojik yönünde, yani göçmenlerin de hakları olduğu ve onların da bu topluma katkıları bulunduğu ve bulunabileceği kısmını da işlemedikleri sürece bu konu hep böyle kaşınabilir ve hep bu türlü olaylarla karşılaşabiliriz. Kumru Başar, çok teşekkür ediyorum analizleriniz için, aktardıklarınız için. Çok sağ olun. Selamlar Londra'ya. İyi yayınlar. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İzleyicilerimize de teşekkür ederim bizi izledikleri için. Yeni yayınlarda yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.